Evet efendim, draftlardan devam ediyoruz. YouTube tayfa selam olsun. Ne yapıyorsunuz, çıtır mısınız? Keyifler yerinde mi? Bu FC24'ün son challenge'lı draftı olacak. Gerçi hayır, bir tane de özel bir... Yo, son olmayacak bu, tamam. Bu draftı yapacağız. Sonrasında son draftında spoilerını vereyim size, konusunu vereyim. Onu hatta canlı yayında da yapmayacağım. Canlı yayında da yapmayacağım onu. Yayın dışı video kaydedeceğim. YouTube'a özel bir draft olacak yani. Son draftımız, sezonun son draftı. Bir çark oluşturacağım. Çarka şu ana kadar yaptığımız bütün challenge'ları çarkı koyacağız, çevireceğiz. Ne gelirse oyuncu onu seçeceğiz. Son draftımız o şekilde olacak. Bu draft ne olacak ama? Şu anda yapacağımız draftın konusu, her oyuncu farklı mevkide oynar. Forvet mi aldım? Forvet oynayamaz abi. Forvet mi seçtik? Cruyff mu geldi? İleride oynayamayacak. Ya orta sahaya koyacağız, ya defansa koyacağız, ya kaleye koyacağız. Orta saha mı çektim? Orta sahada oynayamayacak. Ya forvete koyacağız, ya defansa, ya kaleciye. Defans mı çektik? Forvete. Yani anlayacağınız üzere sıfır kimya olacak zaten draft. Artı herkes farklı mevkide olacak. Değişik bir konsept. Girelim bakalım draftımıza. Taktiğimizi seçelim. Şimdi 4-1-2-1-2, 4-1-4-1, 4-4-2-4-3-3. Ne yapsak? Şimdi forvette forvetler olmayacağı için çift forvet olması daha iyi olabilir bizim için. Çünkü iki tane stoper koyduğumu düşün forvete. Yine bir şeyler yapabiliriz gibi de, tek forvet stoper olursa ne yapacağız o adamla? Biraz zor olur. 4-4-2 Rolanti mi desem ya? 4-3-3 Rolanti de olabilir aslında. 4-1-2-1-2 düşünmüyorum. Düşünsem mi? Aslında 4-1-2-1-2 olsun ya. Arkadaşlar bu arada tam 5 kişiye yeni oyunu, yani FC25'i hediye edeceğim. EFC25'i. Sosyal medya hesaplarım üzerinden yapacağım. İlk 2 FC25'i Instagram üzerinden veriyorum. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Çok kalabalık. Orta taraf çok kalabalık. 4-1-2-1-2 seçtim abi ben. Direkt seçtim. Bir anda yattı kafama. İlk pikimizi yapıyoruz. Roberto Baggio ile başlıyorum. Yani aşağı yukarı alabileceğim zaten en iyi kartları almaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden biraz da yüksek rating yapıyor tarzı olacağız. Ama işte dediğim gibi herkes farklı mevkide oynayacak. Baggio babayla başladık. Yedeğe oturdu. Niye? Cam oynamıyor musun sen? MOO. SNT oynuyormuş. Niye oturmadı SNT'ye? Neyse zaten orada oynamayacak. Santrforları çekelim bakalım. Oho, Kenny Dalglish 98. Diğer santrforumuz bakalım kimmiş? Shavinga'yı alalım buradan. 96'dır, candır. Devam, yüksek ratingtir. Bakalım. Bu arada YouTube tayfa, videoya beğeni atmayı unutmayın abi. Bir de beğendikten sonra hype atarsanız çok sevinirim. Sadece mobilden atılıyor hype. Beğendikten sonra yorumları sola kaydırıyorsun. Hype butonu çıkıyor zaten. Gerçekten büyük destek oluyor kanala. Aynı zamanda abone olmayan varsa, bir de abone olursa çok sevinirim. Devam edebiliriz. Ofansif orta sahamızı çekelim bakalım. Delali mi? Vay be. Ronaldinho babayı çekeceğim buradan. 95. 95'lik kartı. Feci full hücumcularla dolu bir taktik bu. 4-1-2-1-2. Bakalım stoperlere kimleri koyacağız, ona karar veririz. Burada tabii ki de Orkun Kökçü hocam. Tabii ki de Orkun. Aldım Orkun'u. Diğer orta sahamız bakalım kimmiş. Oo. Yani kimi alsam buradan? Frattesi'yi alayım ya. En hızlı o gibi. Evet, en hızlı Frattesi var. Aldım kaçtım. Medyomuz bakalım kimmiş. Medyomuz o. Gattuso'yu aldım kaçtım buradan da. Stoperlere geçtik. Stoperler önemli, forvet oynayacaklar abi. Şimdi ilk forvet oynayacak stoperimiz Cannavaro gibi. En hızlı burada bu. Hem zaten Cannavaro'nun boyu çok uzun olmadığı için biraz rahat hareket edebiliriz gibi hissediyorum forvette. Bakalım, aldım kaçtım Cannavaro'yu. Diğer stoper bakalım. Hayda, 99 Lucio. Cordoba aşırı mantıklı olur bu arada. Almam forvet için ama Lucio gelmiş. Lucio'yu alalım abi ya. Lucio'yu alıp kaçalım. 99'dur abi. Devam. Sol bekten. Sol bekimiz. Hayda, Carlos. Ben ya sanırım Carlos'u forvete atacağım ya. Böyle bir konsept yapıyorsak Carlos forvet olmazsa olmaz. Net. Roberto Carlos. Sağ bek kimmiş? Sağ bek Gold geldi. En hızlı hangisi? Mbappé var ama yüksek rating alayım. Draft fena gelmedi. Bayağı yüksek geldi rating bakımından. Yüksek alalım. Kalemiz kimmiş? Hayda, Kobemir geldi kaleye de. Kaleci zaten kalede oynamayacak. Kaleye... uzun boylu birisi lazım. Lucio'yu falan kaleye atabiliriz. Doğru, mantıklı. Lucio'nun boyu kaçtı? 1.88 oynar gibi. Bakalım. Yedek kaleci kimmiş? Oblak. Aldım kaçtım. Yüksek ratingtir. Devam dedim.
Buradan 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 buradan. Sağ bekimiz düşük reytingte değil mi? Aynen 88 olan Rhys James'i alalım, sağ beke koyalım. Şimdilik. Devam dedik. Buradan da Lizarazu. Buranın en yüksek reytingi bu. Aldım kaçtım. Lütfen en yükseğe dön diyen var da dostum. Zaten şu anda en yüksek reyting yapıyoruz neredeyse. Kadroyu kurduktan sonra şeyi değişeceğiz sadece. Konsept değişecek. Zaten en yüksek kartları alıyorum ya. Buradan dedemi almayacağım. Dedemin daha yüksek kartı var. Nedved'i alacağım. 95'tir. Zaten aynılar. Aldım kaçtım Nedved'i. Devam dedim. Bak düşmeye başladı. Düşük atmaya başladı abi. Mecbur en yüksek Bruno var. Bruno'yu aldım. Hayda. Sal artık şu goldları be hocam. Sal şu goldları be. Tamam rezervlerde toparlayacağız gibi. Açtık ilk rezerv. Karim Benzema 93. Keşke daha yüksek kartı gelseydi. Sevindirirdi. Ne abi ne oluyor? FC25'in başına mı döndüm ben? Gold falan atıyor sürekli ya. Size bir şey diyeyim mi? Cristiano Ronaldo kaleci. Net kaleye koyacağım Ronaldo'yu. Buradan da en yüksek Frankowski var. Alır kaçarım. Aldım kaçtım. Son pikimiz bakalım neymiş. Son pikten de düşük geldi. Evet yani 196 olmadı. Böyle bir dizelim büyükten küçüğe de siz de görün. Aynen dizdim olmadı. 94'te kaldı draft. Neyse biz şimdi kendi konseptimize dönelim abi. Hiçbir oyuncu kendi mevkisini oynayamaz. Cristiano Ronaldo'yu direkt olarak kaleye koydum bir kere. Tamam mı? Forvet'e %100 Roberto Carlos. Diğer forvetimiz kim olsun? Yedeklere de bakabiliriz. Bence Orkun Kökçü olsun ya. Ne diyorsunuz? Türktür. Forvet'e koyalım bence. Aynen öyle. Şimdi orta sahaları seçelim. Orta sahanın biri Lucio olsun. MDO olsun hatta. Diğer orta sahalar. Şöyle yedeklere de bakayım. Dalglish bence sağ bek olsun. İyi midir? Ondan sonracığıma. Bir tane kaleci kullanalım ama sahada ya. Kaleci olsun abi bir tane. Frattesi yerine Oblak'ı koydum. Oblak hangi ayaktı? Sağ ayak. Tamam dursun burada. Oblak bir orta sahada oynasın bakayım. Hatta MDO olsun. Lucio şurada oynasın. Tamam mı? Ronaldinho'm da... Ronaldinho stoper abi. Başka. Bak Ronaldinho artı Roberto Baggio. Stoper hattına bak. Rezalet. Rhys James'i değişeceğiz. Sol beke kime atalım? Bakalım sol beke kim yakışır? Rhys James zaten bek olduğu için koymak istemiyorum da. Nedved mi? Nedved ama bek sayılır ya Nedved. Koyayım da çok güçlü olur yani sol bekte. Olmaz mı? Şöyle yapayım. Ronaldinho'yu sol bek yapayım. Nedved'i stoper yapayım. Oldu mu? Bence oldu. Tamam. Ne kaldı hocam? Cannavaro Kem mi olsun? M-O-O mu olsun? Xavingo orta sağ dedik. Tamam bence kadro iyi oldu. Ne diyorsunuz? 95. Nasıl yani? Baggio'yu kadroya atınca reyting mi arttı? 95 reyting oldu abi. Harbiden reyting arttı. Neyse hocamızı alalım. Hocamız zaten önemsiz. Kimya vermeyecek. Tolunay Kafkas'ı alalım. Özel taktikler. İleride basalım abi. Zaten geride savunamayacağız. Full 100 derinlik veriyorum. Full verdim hocam. Size göbekte kal vermeyeyim hatta. Takılın kafanıza göre. Cannavaro temel kal. Dengeli kanadı kapat. Dengeli kanadı kapat. Sen geride kal Oblak. Merkezi kapat. Dengeli bindir. Dengeli bindir. Sağdan korneri kim atsın? Ronaldinho atsın. Ama Ronaldinho bek ya. Bek. Çok çıkmasın ileri. Xavinga atsın. Soldan korneri Dalglish'e attırmak istiyorum. Plasesi var da. Atsın ya. Atsın koşar. Aha. Penaltı Cristiano Ronaldo. Kaleci Ronaldo'ya verdik penaltıyı. Frikikler. Uzaktan Carlos atsın. Yakını Ronaldo'ya veremiyorum. Gitmiyor Ronaldo'ya. Carlos atsın yine. Kaptan Ronaldo. Cristiano Ronaldo o kalede. Bakalım neler yapacak. Neyi bekliyoruz hocam? Evet snipe yedik bu arada. Arkadaş yayında mıyım diye baktı muhtemelen o 10 saniye. Baktı. Zuko'cu yakaladım mı dedi. Yakaladım dedi sonra 10 saniye sonra girdi. Aylar sonra ilk maçtan kayıp mı ediyoruz yoksa? Pavel Nedved, Ronaldinho sol bek 2 numaralı formayı almış. Bekte neler yapacağım ve Ronaldinho derken evet. Harika. Neyse Roberto Carlos forvetim var abi. Winning Eleven oynayanlar hatırlar. Brezilya alıp Roberto Carlos'u forvete atardık abi. Duvar pası yapardık mis gibi. Oğlum bu boşluk ne?
Abi bu oyuncuların defansif çalışma oranı falan çok düşük ya şu an defansımızdakilerin. Pozisyon alamıyorlar. Öyle bir sıkıntı da var. İyi çıktık, iyi çıktık. Ver yukarıya. Orkun koştu. Şavinga güzel gördü Orkun'u. Zugovela. Hadi be. Adam oynamıyor mu? Adam kolu bıraktı herhalde. Bir şey oldu. İlk maç iptal oldu abi. Ben düşmedim herhalde. Evet adam düştü. Mert Pro. Salta FC. ...99 ös yapıyor. Neyse benim kalemde de 95 Cristiano Ronaldo var. Korkmuyorum dostum seninle. Hop. Oblak! Hareket edemiyor sağda. Çeviklik denge 0 falan. Arkası. Carlos! Vur oğlum! Şöyle bir dedi Roberto Carlos. Obla pas vermemek lazım pek. Allah Oblak yakala oğlum. Yakala oğlum. Bu nasıl pas ya? Eyvah kimse pozisyon almadı. Ronaldo kalede çok dikkatli. Düsü kapat orayı. 99'sun abi. Senin her şeyin olması lazım. Eyvah. Ronaldo'yu savunma yapmıyor arkadaşlar. Defans çalışma oranı düşük olunca. Aha. Aha. Ronaldo bir top tutsaydık be. İlk şutu bir tutsaydık yani. Bir güven verseydik bari. Kornerler çok önemli. Chavinga hangi ayaktı? Hatırlayan var mı? Solak mı sağlak mı? Sağ değil mi? Eyvah gidiyor. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah dedik. Geriye düştük abi. Hadi. Hadi fokus. Toparlan Zugoç. Haydi. Full fokus. Kazanma vakti. Free kickler de çok önemli. Ya Hulit sen ne yapıyorsun orada? Boya bak ya. Abi ben geçiremem bu topu. Şöyle yapacağım. Roberto Carlos. Eyvah. Baksana izliyor ya. Arka bomboş. Ha, lan. Az kalsın kendi kalemize atıyorduk. Saçma sapan işler oluyor. Chavinga koş bakalım. Şimdi. Orkun Kökçü. Şimdi. Cannavaro. Şimdi. Bir daha. Girdik içeri. Carlos'a. Evet. O ayak oraya nasıl girdi? Gol sandım ya. Arkasından Nedved. Ne oldu? Ne oldu abi? Ne yaptım ben? Var mı anne? Ya yazıklar olsun oyun sana, yazıklar olsun ya. Ne diyeyim ki ya. Benzema'yı alacağım, stopere koyacağım da. Cannavaro kenara ya. Hop. Böyle. Nasıl bir şans, nasıl bir kırmızı kart bu? Şaka mıdır nedir ya? Yedeceğim lan seni. Lucio'mun koşusuna bak. Lucio'ma bak, Lucio'ma. Yeşil. Devam. Oblak nasıl yetişeyim abi diyor. Koşuya bak Oblak'ın. Arka bomboş. Defansif çalışma diye bir şey yok. Benzema ile kurtardım topu. İyiyiz. Pas atacak adam da yok. Öyle bir dert var. Şimdi buldum bir tane. Şimdi bulamıyorum. Bulamıyorum. Takiş. Hayır kaçırma. Zün. Helal lan sana. Hem gol atıyor hem savunuyor. Nasıl bir adamsın? Eyvah.
Bak bak savunmuyorlar bak. Büyük sıkıntıdayız hocam. Kapat her yeri kapat. Bezeba, Bezeba. Ya önünde de kalmayı versin ya. Şu draftta bari momentumu karşıya verme ya. Of. Gitti abi adam. Gitti abi adam. Yedik. Atmadı. Attı. Hayatımda oynadığım en zor draft olabilir ya. Vay arkadaş neymiş lan bu? Bir daha abi, aynen 10 kişi olmamız büyük sıkıntı oldu ya. Baksana 7 oldu. Canımız sağ olsun hesabı. İyi bir challenge oldu yani. Bir tane daha mı yedik? Vallahi yedik. Ronaldo bir uzan diyeceğim de sen de haklısın hoca. Gol be. Son golü ben attım galiba. O ne lan? Adama baksana dalga geçiyor. Senin ismini alacağım maç sonu dostum benim. Senin ismini maç sonu alacağım. FC 25'te sakın karşıma çıkma. Belki 15 tane atarım haberin olsun. Her kimsen. Belki 15 tane. Offside mi? Değil gibi. Ronaldo tut. Helal sana be. Cici. Cici diyelim. O kırmızı kart fiyasko ama. KR 19. Bu adamı unutmayın. Seni bulacağım. Eyvallah hoca. YouTube tayfa beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bir de abonelik, bir de hype. Seviliyorsunuz. Sadık. Lüksem lüksem. Ne olursa olsun çok eğlenceliydi. Teşekkür ederim bu eğlenceli draft için. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Vallahi ben pek eğlenemedim ama. Oyuncular dönmeyince, biraz hareket etmeyince biraz. Vay be kiralık litmanen. Vay be.